yarınki maçı da soralım. İyi bir başlangıç olmadı ama oynanan futbol özellikle Ömer Hoca geldikten sonra umut verdi taraftara. Evet. Yarın zorlu bir maç var. Sivasspor'un da iyi başlamadığını biliyoruz lige. Beklentiniz nedir? Önce Sivasspor'un Avrupa platformundaki maçlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Sivasspor'un Avrupa'daki başarısı ülke puanı açısından önemlidir. O anlamda Avrupa platformunda zemininde oynayan bütün kulüplerimizi rakip olarak görmüyoruz. Onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü oradan gelecek her artı puan ülkemizin hanesine yazılacak. Türk futbolunun marka değerini arttıracaktır. Evet, Avrupa'da başarılı olmuş bir Sivas'ın da yarın saat 20'de maçımız var. Bizim tek dezavantajımız maalesef taraftarımızın olmayışı. Beşiktaş maçında aldığımız cezadan dolayı burada maalesef taraftarsız sahaya çıkacağız. Ankara Gücü taraftarsız çok büyük bir eksik. Bunu bütün kamuoyu bilir ama taraftarımızın yüreği orada olacağını biliyoruz. Futbolcularımız bunu hissediyorlar. Bu maça odaklandılar. Evet, maalesef iyi bir başlangıç yapamadık. Ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Konya maçında, ondan sonra Beşiktaş maçında ve Alanya maçındaki oyunumuz gerçekten gelecek açısından umut veriyor. Biz takımımıza, futbolcumuza, hocamıza, teknik ekibimize, bütün çalışanlarımıza ve bütün paydaşlarımıza güveniyoruz bu anlamda. Yarın inşallah bir başlangıç olur umuduyla sahaya çıkacağız. Umut varız ama şunu bilsinler ki Ankara Gücü belki iyi başlamadı ama camiamız, taraftarımız merak etmesin. Bu takım iyi yerlerde olacaktır. İyi oyunla iyi yerlerde olacaktır. Bu potansiyelimiz var. Dediğim gibi bir kıvılcım gerekiyor. Bir galibiyet gerekiyor. İnşallah onu da Sivas maçında elde edeceğimizi düşünüyorum. Başkanım, şunu da sormak lazım. Ödül töreninde siz bu çocukları ilk maçta ağırlamak istediğinizi, evet, söylemiştiniz. Belki de yarın seyircisiz olmasaydı onlara da bir okul açılış hediyesi verecektiniz. Tabii. Daha sonraki maçlarda illaki olacaktır ama buradan şuraya bağlamak istiyorum. Bir kişinin veya birkaç kişinin yapmış olduğu bir hareket, binlerce, on binlerce Ankara Gücü taraftarına bu çocukları cezalandırmak doğru bir karar mı? Kesinlikle doğru değil. Bir kere bu düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Nihayetinde bir camiayı cezalandırmak her zaman provokasyona açık bir haldir. Bunu doğru bulmuyorum. Yani Ankara Gücü'ne zarar vermek isteyen birileri provokatif bir eylem bularak bütün taraftara ceza verebilir, bütün kulübe ceza verebilir. Bu doğru değil. Yani evet, bir tane taraftar orada belli. Bu bir suç işledi. Biz de o suçtan dolayı cami olarak bizim evimizde oldu ve Türk futbol dünyasında özellikle de Beşiktaş'tan özür diledik. Bu bizim ev sahibi olduğumuz için yapmamız gereken, bütün tepkilere rağmen, camiamızdan, taraftarımızdan aldığımız bütün tepkilere rağmen ama bu verdiğimiz ve söylediğimiz şeyin doğru olduğuna inanıyoruz. Verdiğimiz kararın doğru olduğuna inanıyoruz. Biz burada hata ettik. Yanlış yaptı bizim taraftarımız ama o taraftarımızın yanlış yapması bütün taraftara zarar vermesini doğru bulmuyoruz. Bir kişinin yaptığı bir eylemi 25 bin insan neden ödesin? Şimdi bu maçta maalesef hiçbir taraftarımızı stada alamıyoruz. Başakşehir maçında da taraftarımızın hemen hemen yarısını alamayacağız. Blok cezaları var. Biz de o sergi açılışında söylediğimiz gibi Başakşehir maçında inşallah bölgede bulunan okullarımızdan bu tür resim çizen yarışması kadar öğrencilerimizden okullarımızı davet edeceğiz. Biz Ankara Gücü olarak Eryaman'da Cemil Meriç Lisesi'ni Ankara Gücü renkleriyle boyadık. Hatta onların da bir talebi var. Ankara Gücü Cemil Meriç Lisesi olması ile ilgili okulun bir talebi var. Onunla ilgili süreç devam ediyor ama önümüzdeki Başakşehir maçına o okulumuzu da davet ettik. Bu öğrencilerimizi velileriyle beraber davet ettik. Bunu yapmamız lazım. Ankara Gücü biz yönetime geldiğimizden beri sportif yanıyla ilgilenirken aynı zamanda sosyal sorumluluk yanıyla da ilgileniyoruz. Dediğiniz gibi bu tür faaliyetler devam ediyor. Bundan sonra Covid'den dolayı aksayan kan bağışı kampanyasının Ankara Gücü Zeynep Hanım'ın, yönetim kurulu üyemiz Zeynep Hanım'ın öncülüğünde
kan bağışı kampanyası yapılacaktır. Bu kan bağışı yapılırken de kan bağışı yapanlara bir ödül, forma ve şapka ödülleri olacaktır. Onu da inşallah en kısa sürede o sosyal sorumluluk projesini ankırıcı olarak yapacağız. Ama dediğiniz gibi her şeyin de bu projelerin anlam bulması için bu camianın beklentisi, futbol takımının iyi yerlerde olması. Biz dediğim gibi takımımıza güveniyoruz. Gerçekten bunu inanarak söylüyorum. İyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Bu tür aksaklıklar olabiliyor. Her başlangıcı işler zor oluyor. Maalesef tersine de oluyor. Bunu öyle murad ettiğim için değil. Geçen yıl Süper Lig'de 6 8 maçta ilk 2 ve ilk 3'teydi ama maalesef düştü. Bu tür travmaları yaşamamak için belki emin adımlarla, daha doğru adımlarla gitmenin daha doğru olacağına inanıyoruz. İnşallah Ankara Gücü bunu başaracaktır. Camiamız müsterih olsun. Başkanım, son dakikada bir 4 transfer yaptınız. Evet. Bu sizin planladığınız 5 transfer yaptınız. Olga ile beraber 5. Bu planladığınız bir iş değişmeydi. Yani oyuncuların boşa çıkmasını mı bekliyordunuz yoksa kadro yetersiz geldi artık bizim transfer? Yok, şöyle bir şeydi. Tolga Ciğerci ile Mustafa Dağcı Hoca da çok ısrar etti, Tolga Ciğerci'yi. Mustafa Hoca'nın iki tane talebi vardı. Hatta çok ihtiyaç olursa 3. 6 numara olarak, Alliber olarak Tolga'yı istedi. Son zamanlarda da yerli oyuncu ihtimali olma ihtimalini düşünerek diğer takımlarda kadro yapılanmasına bir kanat bir de sağ bek vardı. Ama biz ortaya Taylan Antalyalı'yı da aldık. Kaleci, Rizespor'un kalecisi de Ankara Gücü altyapısında çıktıydı. Hocanın da talebi doğrultusunda böyle bir yapılanma oldu. Ama tabii bu yeni hocayla beraber bu transferler olmuş oldu. Biz 3 tane düşünüyorduk. Sonra 5'e çıktı. İnşallah en azından bu tür aksaklıklar olmamasına fırsat vermemek açısından yaptığımız transferlerin verimliliği olur. Bunu bekliyoruz. Ona da inanıyoruz. Şu anda şundan emin olabilirsiniz. Camiamız da emin olsun. Bizim hiçbir problemli ve kötü futbolcumuz yok. Kadro alternatifleriyle beraber çok iyi bir kadro oldu. Bundan sonra iş artık teknik heyetim ve futbolcular. Maliyetli oldu mu başkanım? Maliyeti oldu tabii. Maliyet oldu. Onun için Ankara Gücü camiasında özveri bekliyoruz. Ankara Gücü camiası bütün Ankara'nın takıma sahiplenmesini ve hareketlenmesini bekliyoruz. Yine sizin vasıtanızla bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şu konuda kararlıyız. Allah bize ömür verir, kulübü yönetmeyi devam edersek 19 Mayıs statında 40 bin kombine ile oynamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarına şimdiden başladık ve bu kombine de sadece kombine sırf taraftar olsun değil, takımın mali külfetini karşılayacak değerde kombine fiyatları olacak. Bunu bilmelerini isterim. 45 bin kişilik bir stat, en az 40 bin tane bu takımın sportif futbol masraflarını karşılayacak taraftarın ve kitlenin olması gerekiyor. Yoksa bu şartlarla bu kulüplerin yaşama şansı yok. Yani eğer camiye sahip çıkmasa kulüplerin şansı yok. Ben teşekkür ederim.